Evet arkadaşlar, değerli basın mensuplarımız, hepiniz hoş geldiniz. Yönetim kurulu olarak biz göreve geldi tam 15 gün oldu. Mehmet Aytekin başkanlığında oluşan bugüne kadar ne yaptığımızı size iletebilmek için bu basın toplantısını yapmaya karar verdik. Tabii bu zarf içerisinde bizlerin büyüklerimizi, ziyaretlerimiz oldu büyüklerimizi. İlk başta Mehmet Ali Şahin'i Ankara'da makamında ziyaret ettik. Ve bu gece bilanço, Karabük Spor'un bilançosunu kendilerine ileterek ve bu işin içinden çıkılamaz hale olmadığını kendilerine izah etmeye çalıştık. Ve önümüzde olan borçların, bu borçlar bir SSK, bir vergi borçları, futbolcular ödenecek olan borçların hepsini, aciliyetini kendilerine hepsini ilettik biz. Ve sonrasında Sayın Mehmet Ali Şahin bu samimiyete inanarak bizlere yardımcı olacağını ve bizlere belli bir zarf içerisinde müsaade istedi ve bizlere tekrar makamına davet ederek tekrar bir toplam tertip edeceğimizi bizlere iletti. Sonra yönetim olarak Sayın Valimizi ziyaret ettik, Valimizi. Valimiz de aynı şeyi Sayın Mehmet Ali Şahin'e ilettiğimiz hususların hepsini ilettik. İlk başta kendilerine bu yönetim kurulu olarak bize samimiyetimize inanmalarını ve bize yardımcı olmalarını ve tabii ki bir tanışma esnasında bütün yönetim kurulu arkadaşlarımız kendini tanıttıktan sonra hepimiz genç arkadaşlar olarak bize inandığını ve bu inanç içerisinde bize bu yolda devam etmemizi istedi. Ve biliyorsunuz ki valinin düzenlemiş olduğu bir kampanya var. Buradan da Sayın Valimize ve ekibine, kurmuş olduğu ekibe çok teşekkür ediyoruz. Ve bu kampanya içerisinde yardım eden ve etmiş olan bütün arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Ve şehir içinde ve şehir dışında ve bu kampanyaya destek olmaları için herkesten de ricada bulunuyoruz. Sonrasında belediye başkanımızı ziyaret ettik. Belediye başkanımızı bulunduk. Geldiğimiz günden bu yana neler yaptıklarımızı ve yapacaklarımızın hepsini Sayın Rafet Bergil'e ilettik. Kendilerine bilgi verdik. Ve bizi de gayet olumlu ve sıcak karşıladı. Yaklaşık bir saat, bir buçuk saat içerisinde bir toplantı sürdü. Ve kendileri bizden bir hafta 10 gün içerisinde bir müsaade istedi. Bir araştırmamızı yapalım ve nasıl yardımcı olacağına dair bizi tekrar bilgilendirmek için kendileri tekrar bize bir tarih verecek. Tekrar bir toplantı düzenleyerek inşallah Sayın Rafet Bergil'e de olumlu bir toplantı yapacağız. Tabii en önemlisi bizim olmazsa olmazlarımızdan Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Faruk Özbey de ziyaretimiz oldu. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalar hakkında kendilerine hepsine bilgisini verdik. Kendisi de bize 28 Mart'ta oluşacak toplantıda bu Kardemir Karabük Spor'u tekrar masaya yatıracaklarının bize bilgisini verdi. Ve buradan da kendilerine çok teşekkür ediyorum Sayın Ömer Faruk Öze. Biliyorsunuz tabii ki bizim Kardemir olmazsa olmazlarımızdan. Tabii ki burada iki ailemiz de var. Sayın Yolgun ailesi ve Sayın Güleş ailesi de bu Karabük Spor'un olmazsa olmazlarından. Tabii ki onların da yardımlarını bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar biz görev süreç içerisinde tabii bir aciliyet olan ödeme planı içerisinde bizim önümüze bir bilanço geldi. Bu bilanço içerisinde yaklaşık tabii piyasaya yüklü bir ödememiz var. Karabük piyasasına. Biz geldik geldik bu piyasa tam 400 milyar lira ödeme yaptık. 400 milyar lira. Vergi SSK borcu olarak da bu bizim için çok acildi. Çünkü biz bunu ödemediğimiz takdirde bu yapılandırma bozulacak ve bu yapılandırma 5 milyona kadar çıkacaktı. Aciliyet olduğu için 220 bin civarında biz bu ödemeyi yaptık. Vergi ve SSK ödemelerini yaptık. 3-4 gün önce futbolcunun alacakları olan yaklaşık bir kısmı diyelim biz buna 600 bin civarında yani 600 milyar civarında bir ödeme gerçekleştirdik. Tabii ki bütçemiz kısıtlı olduğu için de ya bizim tabii ki bir çalışan bir idari personelimiz var. Bu personelimiz de özellikle bunun üstüne basa basa söylüyorum. Yönetim kurulu olarak cebimizden 237 bin TL para ödedik. Şu anda idari personel borcunu şu anda kapattık.
Arkadaşlar hoş geldiniz. İlerleyen süreçte bol bol görüşmek üzere. Kardemir Karamürsü Savaşı için buradayız. Bütün şehirle beraber destekçilerimize de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hepsinden. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. İlerleyen süreçte başarılar. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Karabük Spor'un transfer yasağı gelmemesi için şu anda aciliyeti olan bize 15 milyon para lazım. 15 milyon lira. Bu 15 milyonu biz ödediğimiz zaman bize transfer yasağı gelmeyecek. Ve bütün şu anki çabamız bizim şu anda bu. Düştüğümüzü farz edersek, eğer biz tekrar bir üst lige çıkmamız için bu transfer yasağının gelmemesi lazım. Ve bu paranın aciliyeti çok fazla. Ve şehir olarak büyüklerimiz ve şehir olarak bütünleşirsek, bu parayı bir şekilde biz toparlarsak tek hedefimiz bu. Bunu da söylemek istiyorum. Ve tabii bunun nihayetinde bir misafirlerimiz var. Sayın Mehmet Aytekin Başkanımızın, bu Herka İnşaat, Taha Yüce ve Recep Şakar Beyler, onların bize bir takdim olacak. Evet, Herka Beton. Evet. Kendileri sağ olsunlar. Bizim yapmış olduğumuz kampanya, mücadele, destek olalım dediler. Elimizi taşın altına bize sokalım dediler. Ve sizin aracımıza da Türk Karabük'te duyurmak istediler. Biz de duyurmak istedik. Birilerine kıvılcım olsun, ses getirsin diye. İnşallah. Hepimize hayırlı olsun. Allah razı olsun. Ben Karabük'te bir temeliniz varsa lider yönetimimiz hakkında. Yönetimimize gerçekten başarılar diliyorum. Böyle bir ortamda elin değil, gövdesini bu işin, bu taşın altında koyup bu işi düzeltmeye çalıştığı için öncelikle başkanımız Mehmet Bey ve Selçuk Bey'e gerçekten memleketimiz adına, kendimiz adına çok teşekkür ederim. Biz de şirketimiz adına üzerimize düşen ufak bir sorumluluğu ve görevi bugün kendisine çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Recep Bey teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.